Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Tunceli'de gerçekleştireceği ziyaretler kapsamında Elazığ'a geldi. Kanal 23'e açıklamalar yapan Çam, Elazığ'la ilgili çalışmaların olacağını belirterek, İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bombalı saldırıda hasar alan müzenin en kısa zamanda yapılması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Tunceli'de gerçekleştireceği ziyaretler kapsamında Elazığ'a geldi. Bakan Yardımcısı Çam'a Yırık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Başkan Yardımcısı Elazığlı bürokrat Abdülhadi Turus eşlik etti. Kanal 23'e açıklamalar yapan Bakan Yardımcısı Serdar Çam, gezi programını değerlendirdi. Evet, Kültür Turizm Bakanlığı olarak çeşitli etkinlikleri sürekli tertip ediyoruz. Anadolu'muzun çeşitli illerinde çeşitli programlara katılıyoruz. Cumhurbaşkanlığı süreciyle birlikte Başbakanlığa bağlı olan önemli kurumlarımızdan olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızın Tunceli'deki etkinliğine katılacağız. Avrupa'daki Alevi inancına da olan kardeşlerimize yönelik yapılan çalışmaların değerlendirmesini yapacağız. Elazığ'la ilgili çalışmaların olacağını aktaran Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürel birikimlerinin medeniyet yürüyüşünün en önemli temellerini teşkil eden illerden bir tanesinin Elazığ olduğunu söyledi. Elazığ maalesef deprem sonrası hemen gelmiştik. Buradaki çalışmalara katıldık. İnşallah çeşitli vesilelerle olduğu gibi buraya da geleceğiz. Elazığ ile ilgili yapacağımız çalışmalarımız olacak. Sayın Bakanımız ve yardımcılarıyla birlikte biz çeşitli ortamlarda ziyaretler, görüşmeler yapıyoruz. Elazığ tabii bizim bakanlık faaliyetlerimizin içinde yakinen destek vermeye çalıştığımız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerinin, kültürel birikimlerinin, medeniyet yürüyüşümüzün en önemli temellerini teşkil eden illerimizden bir tanesi olarak bu bölgeyle ilgili çalışmalarımız inşallah devam edecek. Serdar Çam, bakanlıklar tarafından gerçekleşen yatırımların önceliklere göre yapıldığını söyleyerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarından bahsetti. Son 20 yıllık döneme bakıldığında Sayın Cumhurbaşkanımız inanılmaz yatırımlar, programlar aldı. Her yıl bir yatırım planı yapılmakta, yatırım takvimi oluşturulmakta ve o bütçe planlamasına göre, yatırım imkanlarına göre devletimiz pek çok alanda çalışmalarını yürütüyor. Tabii bu öncelikler sırasına göre, ihtiyaçlara göre planlanıyor. Yani Maliye Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığımızın planlamaları çerçevesinde bütçe kullanımları oluyor. Dolayısıyla bütçe ve mali politikalar tek bir merkezden yürüyor. Ve öncelikler sırasına göre bakanlıklara bunları pay ediyor. Dolayısıyla son dönemlerde özellikle burada yaşanan afeti de dikkate aldığımızda deprem sonrası konutların yapılması, acil ihtiyaçların giderilmesi noktasında bir takım programları öne çekerek diğerlerini biraz daha öteleyerek bir program yürütüldü. Dolayısıyla yatırım programları her zaman devam edecek ancak bilinmesi, anlatılması ve tanıtılması noktasında önemli çalışmaların yürütülmesi lazım. Bilindiği üzere 2019'un son döneminde Türkiye Turizm ve Tanıtım Ajansı kuruldu. Dünyanın en önemli merkezlerinde özellikle sadece belli bir bölgesi değil, Türkiye'nin 81 ilindeki zenginliklerin dünyaya tanıtılması sadece yerli turizmin değil, yurt dışından gelecek turistlerin de ilgisinin ve alakasının artırılması konusunda çalışmalar yürütülmekte. Atatürk Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Dil Kurumu gibi kurumlarımızla da buradaki akademik, kültürel zenginliklerin, üniversiteyle ilgili çalışmaların desteklenmesi noktasında gayretlerimiz, çabalarımız artıyor. Dolayısıyla aslında kültür ve medeniyet yürüyüşünde yapılması gereken pek çok konu var. Sadece binaların, müzelerin, kütüphanelerin, yatırımların tamamlanması yeterli değil. Aynı zamanda bizim geçmişten gelen, asırlardır bize intikal etmiş ve bizlerin de gelecek nesillere intikal ettirecek olduğumuz o gözükmeyen ama en büyük zenginliğimiz olan kültürel mirasımızın korunması ve yaşatılmasına dönük çaba ve desteklerin de sürekli olarak takip edilmesinin önemini ben bu vesileyle vurgulamak isterim. Elazığ Emniyetine yapılan bombalı saldırıda hasar alan ve 5 yıldır kapalı olan müzenin akıbetine ilişkin konuşan Bakan Yardımcısı Serdar Çam,
en kısa zamanda müzenin yapılması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Acı hadiseler yaşadı. Önce İstanbul'da başlayan Gezi Park olaylarıyla birlikte sokak hareketleri ve sokağın bir şekilde karıştırılmasına dönük çalışmalar. Daha sonra maalesef bilindiği üzere FETÖ girişimleri ve paralel devlet yapısı olarak ifade edilen bu terör örgütünün yapmış olduğu girişimler neticesinde darbe girişimleri ve ondan sonraki süreçte de PKK'nın çukur siyaseti üzerine yürütmüş olduğu çalışmalarla pek çok ilimizde tahrip edilen, yıkılan, dökülen yerler oldu. Tabii bunun yanında afetler, beklenmedik doğal sıkıntıların da yaşanması neticesinde devletimiz bunların hepsini peyderpey izale edecek şekilde büyük bir çalışma ve çaba içine girdi. Dolayısıyla her ilimizle ilgili öncelikler sırasına göre bir bütçe planlaması demin de ifade ettiğim gibi yapılmakta. Bakanlığımızın uhdesinde binlerce konu var. Çok tarihi açıdan zengin bir kültürel birikimlerimiz var. Her yerde müzelerimiz, arkeolojik kazı alanlarımız. O kadar zengin bir coğrafi bir alandayız ki toprağı işlediğiniz zaman her yerde geçmiş medeniyete ait unsurlar, eserler ortaya çıkmakta. Dolayısıyla bir bütün olarak bakıldığında öncelikler sırasına göre bunlar planlanıyor. Bütün illerimizde yoğun bir şekilde yatırımlarımız devam ediyor. Elbet burada da sonuçta pandemi sürecinin de etkileriyle bazı gecikmeler ve depremde ifade edildiği üzere bazı öncelikler bütçe planlama açısından değerlendirildi strateji başkanlığıyla. İnşallah devletimiz bir söz veriyorsa, hükümetimiz bir söz veriyorsa bunun hiçbir şekilde yere düşürmeden yapılması hususunda da bizim bürokrasimizin, devletimizin gerekli gayretleri göstermesi gerekiyor. Planlamalar çerçevesinde inşallah en kısa zamanda bunun da yapılması çabalarını biz değerlendireceğiz inşallah.